Değerli arkadaşlar merhaba. Yine böyle arada bize bazı sorular soruyor. Onlarla beraberiz. Yine yeni yıldayız. Ocak ayında aralığımıza geldik şöyle genel bir kontrol ziyaretinde. Bildiğiniz üzere burası bizim çalışmaları yaptığımız bir aralığımız. Kendi bal ürettiğimiz aralığımız. Bizi takip eden değerli arkadaşlar bileceklerdir. Tekirdağ Malkara'da ikamet etmekteyiz. Ama Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Ganos Dağımız var. Arılarımız orada. Geçmişten 300 küsür kolonimizi, videoları falan orada mevcut. Yine arada böyle kolonimizi merak eden değerli arkadaşlar oluyormuş. Onları da bakabilirler. Değerli arkadaşlar, bizler bu aralığımızda hep videolarımızı çekiyoruz. Temel amacımız bazı değerler, grafiksel değerlere ulaşmak. Ben kendim 2013 yılında ve bu kararı aldık. Dedik ki bazı çalışmalara net bir şekilde başlamalıyız. Onlar neler? Arı ıslahları, kovanlardaki başarı oranları ne olabilmeli? Bunlarla alakadar henüz pek bir done olmadığından dolayı gönüllü olarak bu projelere başladık. İlk olarak bir kursiyer olarak da sevgili dönemde yardımcı doçent hocamız Devrim Özkal hocamızın da Namık Kemal Üniversitesi'nin yanına gittik. Kendisi de sağ olsun Amerika'dan o dönemde yeni dönmüştü. Orada bazı varroa konularında, arı ıslahları konularında çalışmalarda bulunduk. Aynı zamanda suni ana arı dönleme, beraberinde ıslah çalışmaları, yine beraberinde işte bilenler bilir erkek arılardan sperm çekme, salin solüsyon hazırlama ve bunları ana arıya karbondioksit gazıyla bayıltarak ana arının sperm kesesine enjekte ederek damızlık ana arı üretme gibi aşamaları o dönemde beraber yapmıştık. Yine bizler de kendi aralığımızda bu bölgede bize çokça sorulan sorulardan biri ne gibi çalışmalarımız oluyor? Tekrar etmek istiyorum. Bizim kovanlarımızın bazıları kavak, söğüt, çam, ledin birçok çeşitli kovan kullanıyoruz. Değerli arkadaşlar bu kovanlarımızda da bazılarını naylon üzerinde, bazılarını çuval, bazılarını örtü bezi. Biliyorsunuz kuzey, güney, doğu ve batı olarak yönler mevcut. Bizler hem kuzeye, hem güneye, hem doğuya, hem batıya bakan kovanlar bulunduruyoruz. Ve aynı zamanda ara ölçülerde, yani kuzey batı, aynı zamanda işte kuzey doğu, güney doğu, güney batı gibi ara yönlerde de kovanların yönlerini çeviriyoruz. Yani arı kışlama mevsiminde hangi yöndeki başarı oranı daha çok olacak? Beraberinde boyasız kovanlar, boyalı kovan farkı var mı? Ters koyma, yine aynı zamanda ağaçların özelliğine göre kışlamalarda farklılık gösteriyor mu? Çekmece poleni olan kovanlar, çekmece polensiz olan kovanlar, altı kapalı kovanlar ve üzerine kovan örtü naylonu yani brandası, çadırı olan, olmayan hepsini yan yana koyarak bunları çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısmetse bu yıl 2 yıl süren çalışmalarımızın Mayıs ayında sonuna geleceğiz. Bununla alakadar bize çokça soru sorulmakta. Abi kovanların eski gözüküyor, boyamıyor musun diye. Burası çalışma sahamız değerli arkadaşlar. Bazıları iyi, bazıları kötü kovanlar olarak bütün çalışmalarımızı burada yürütüyoruz. Aynı zamanda bir dönem yine biz organik arıcılık için başvurmuştuk. Organik arıcılıkta boya dahi kullanılmıyor. Bazı teknikler var. Tabii şu an biz çalışmalarımızdan dolayı organik arıcılığa ara verdik. Sizlerin de bildiği gibi hep doğal mücadeleler üzerine çalışmalar yapıyoruz. 2 yıl süren bu kovanlar üzerine kışlama çalışmalarına bu yıl son vereceğiz değerli arkadaşlar. Mayıs ayında bitiyor ve grafiksel sonuçlar açıklanacak. Sizlere diyeceğiz ki, yani o merak eden arkadaşlara yer yer biz mesaj olarak yazdık. Kovanların yönleri bazıları ters, bazıları eski, bazıları kavak. Onlar bunu hijyen olarak anlamışlar, anlayabilirler. Biz Tekirdağ, Malkara'da bulunuyoruz. Aynı zamanda Gönence Köyü, bilenler için söylüyorum bölgemizi. Izgar Köyü, yine Şarköy, Hoşköy, hatta zeytinliğimiz var. Zeytinlerin ilaçlarının dahi arılara nasıl bir tepki, nasıl bir etki ettiğini gördüğü için hep bu çalışmaları yapıyoruz. Beraberinde Van'da arılığımız var. Yine Erzurum'da beraber çalışmalar yürüttüğümüz değerli bir abimiz var. Ülkenin birçok yerinde, özellikle de kendi bulunduğumuz bölgede çalışmalar yapıyoruz. Ve bu sorulan sorulara da bu şekilde bir cevap vermek istedim. Biraz farklı ironilere doğru ilerlemiş iş. Değerli meslektaşlarım, yine ben kendim
Yörük çocuğuyum. Atalarım Yörük. Bir tarafım Makedonya'dan göçmüşler. Türkiye'ye, Trakya'ya giriş yapmışlar. Makedonya Türklerindeniz. Yine anne tarafımda buralı. Anne tarafımdan da, baba tarafımdan da arıcıyız. Annem de arıcı, dedem de arıcı, dedemin babası da arıcı, onun dedesi de arıcı. Yani daha soyadı kanunu yokken mezar taşında dahi Balcı Mahmut büyük dedemiz ismi geçiyor. Yine bizlerin bu çalışmalarına yeni erişmiş birçok sevgili arkadaşımız var. Bizleri böyle yeni arıcıymış gibi görüyorlar sağ olsunlar. Tabii bizim için bu çok büyük bir önem arz etmiyor. Ben her fikre her zaman saygımız var ama sorulduğu için bunu da belirtmek istedim. Şu anda da bizler Yunanistan'a yakınız. Değerli arkadaşlar, yani Yunanistan'a 10 kilometre, 15 kilometre kadar bir mesafemiz var. Trakya arısı var mı, yok mu? Böyle bir arı var mı, yok mu diye bize defalarca soru sorular. Muhsin Doğaroğlu hocamızın gen haritasına göre, değerli arkadaşlar, kuzey doğumuzda hepimizin meşhur Kafkas arısı mevcut. Yabancılar Kafkas diye tabir ediyor. Doğuda bize yakın bölgede yine yabancılar Iron dese de İran arımız ama bizim. Ve güneyde Sayrı denen Suriye kökenli arımız. Yine Akdeniz ekotipi Ada, Kıbrıs, Kıbrıs arısı. Beraberinde değerli arkadaşlar tam orta yerimizde Anatolia, dünyanın tanıdığı en sevdiğimiz arımız Anadolu arısı. Kuzeybatıda yani bizim bulunduğumuz bölgede ise bu Karniol Trakya ekotipi olarak geçmekte. Ve yorumlar kısmına da, açıklamalar kısmına da Profesör Doktor Muhsin Doğaroğlu hocamızın bu çalışmalarını sizlere paylaşırız. Değerli arkadaşlar, sadece kendi bölgemize bize diyorlar ki ya işte o Anadolu arısı. Arkadaşlar biz zaten her zaman yerli arıdan yanayız. Hiçbir zaman dışarıdan bir arı gelmesine ben razı değilim. Çünkü benim inancım, benim ahlaki değerlerim hep şu yönde. Biz kendi ırklarımıza sahip çıkacağız. Dünya bizim kendi ırklarımıza hayran. Biz niye dünyaya hayranlık gösteriyoruz? Ve her verim kendi bölgemizin arısıyla daha güzel verimli bir hale geleceğiz. Bu ne demek değerli arkadaşlar? Arı bu bölgenin çiçek florasıyla, bu bölgenin iklim koşuluyla beraber aynı paralellikte, aynı doğrultuda verimi sağlıyor. Her zaman verdiğim bir örnek var. Kuzeydoğu'da Kafkas arısı. Kafkas arısı serin iklim arısı. Daha iridir, daha serttir. Ve o bölgenin çiçek florasına da bakarsanız yüksümsü çiçeklerden oluşur. Ve Kafkas arısının da dili uzundur değerli arkadaşlar. Nektarı rahatlıkla oradan çekip alabilsin diye. Anadolu arısı ne kadar harika bir arı. Trakya arısı Anadolu arısıdır diyenler var. Diyebilirsiniz ama siz öyle dediniz diye öyle olmuyor maalesef. Keşke öyle de olsa. Ben dediğim gibi bunu diyenler ise yabancı arıları özellikle ülkemize gelmesini arzu eden bazı arıcılarımız. İlginç. Bir ekotiptir. Büsbütün karniyol değildir Trakya arısı ama bu bölgeye uyum sağlamış bir arıdır. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda Kırklareli tarafında Trakya arısı üzerine ıslah çalışması yapılmakta. Yaklaşık 7 yıl, 8 yıl kadar oldu. Orada değerli hocalarımız var. Hatta Devrim hocamızın da yine beraberinde orada yaptığı çalışmalarından biri. Bölgeye dışarıdan arıcı sokulmuyor değerli arkadaşlar. Irk bozulması yaşanmasın diye. Evet, bilmeyenleriniz için söylüyorum. Trakya'nın tam Bulgaristan sınırı bizim bu bölgemizde Trakya arısının ıslahı devam ediyor. Dışarıdan arıcı gelmesin o bölgede. Sadece o bölgenin arıcılık yapmak isteyen olursa o bölgenin arıcısından ücreti mukabilinde ve belgeleri plaka değişimi ile evrak şartıyla arı satın alabilip oraya yerleştirilebiliyor. Yani dışarıdan arı gelmesine izin verilmiyor. Evet, bir ıslah çalışması gayet de doğru. Bizler de bu ıslah çalışmalarını kendi bölgemizde başlattık. Tabii ki yavaş yavaş ırk bozulmaları başladı. Bazı değerli arıcı arkadaşlarım şöyle diyorlar. Tamam ama biz geliyoruz, gördük ki yani gayet normal bir arı. Evet, çünkü sadece Tekirdağ'ın Malkara ilçesine dahi yılda 500 arıcı geliyor değerli arkadaşlar.
Hani inanılmaz bir rakam. Bu arıcılar 200'er kovanla gelse rakamı siz çarpın. Çok ciddi bir rakam yapıyor. Tabii ki buradaki ayçiçeğine geliyorlar. Yani en fazla göç alan, en fazla gezginci arıcılıkta yer alan Trakya ayçiçeği için bir dinamiktir. Ve arılar da maalesef bu bölgede bir seleksiyona uğramaktalar. Ve maalesef örneğin sıcak iklim tipi arıyla çiftleştiğinden dolayı biz de Trakya'nın soğuğunu, ayazını bilenler bileceklerdir. Arılarda ciddi kayıplar ve ölümler olmaya başladı. Değerli arkadaşlar, bu sebeplerden dolayı bizler de kendi bölgemizde burada arı ıslah çalışmalarını yaklaşık 7-8 yıldır devam ettiriyoruz. Bu ne demek? Biz kolonilerimize puanlar veriyoruz. Bunu Ganos Dağı'nda da yapıyoruz. Bazı köylerimiz var. Gönence Köyü, Izgar Köyü, Şarköy, Hoşköy, Şarköy yine Beyoğlu Köyü, beraberinde yakın Ahmet Paşa köyleri. Her bölgede arılarımız var. Bizler kolonimize bakıyoruz. Bizden görünüm olarak değerli bir puan alan arıya 2 puan veriyoruz. Bal verimi yüksekse 2 puan veriyoruz. Beraberinde kıştan çıkmasına 2 puan, yavru atmasına 2 puan, bu tarz değerler veriyoruz. Ve daha sonra bu koloniden ana arı üretiyoruz. Ve bizden ikinci yüksek puanı alan erkek arıdan da ana arıyı bayıltıyoruz karbondioksit gazıyla. Erkek arıdan 8 ila 10 adet erkek arıdan sperm çekiyoruz. Spermin kalitesini arttırıcı bazı salin solüsyonlarıyla beraber de bunu ana arının kesesine enjekte ediyoruz. Ve daha sonrasında da ana arıyı ayıltma sürecinden sonra damızlık koloniye kabul ettirme süreçlerine başlıyoruz. Bunları baharda inşallah sizlere görsel olarak da göstereceğiz. Ve bunlarla alakadar da Namık Kemal Üniversitesi'nden belgelerimiz, başarı belgelerimiz de şahsım adına da mevcut. Damızlık üretimi suni ana arı dölleme olarak ve ana arı ıslahları konusunda. Sevgili arkadaşlar, arıcılarımızın temel en büyük üzüntülerinden biri şu. Biraz yabancı kökenli yurt dışına da yakın olduğumuzdan dolayı Yunanistan'a daha çok diyalog halinde olduğumuz arıcılar onlar. Türkiye'deki arıcılarla ne zaman bazı meseleleri konuşmaya çalışsak ülkemizde şöyle bir durum var. Arıcıların birbirleri arasında bir rekabet var. En iyi arıcı benim, en çok benim dediğim olacak. Sen video çekiyorsun ama benim bilgilerim daha güzel. Hemen diğer arıcı meslektaşımızın eksiklerini görüp onu aşağı çekip ona alaycı tavırlar takınmak o kadar çocukça, o kadar böyle basitçe şeyler tenezzül ediliyor ki. Yani şaşkınlık içerisinde bunları yaşıyoruz. Benim gayem hiçbir zaman birinci olmak değil. Benim temel gayem şahsım adına şunu söylemek isterim ki Allah'ın rızasını kazanmak. Ve bilim sadece... Ben aynı zamanda arkadaşlar videolarımızı takip edenler çok iyi bileceklerdir. Birkaç defa da ödül almış biri olarak bizler sadece arılar üzerine çalışmalar yapmıyoruz. Şifalı bitkiler üzerine ve Türkiye'de yetişen doğal mantarlar üzerine bazı kitap çalışmalarımız mevcut. Çünkü ülkemizde mikolog yok. Bizler de bazı Facebook gruplarında moderatörlük, aynı zamanda yöneticilik yapmaktayım doğal mantarları tanımlama noktasında. Yaklaşık hedefimiz 1000 kadar mantarın videosunu çekip bunları tanımlamak. Şu anda da YouTube kanalımızda da bayağı mantar tanımlamalarıyla ilgili bir yol izledik. Yöresel isim kullanmamaya, daha çok Latince isimlerini kullanmaya özen gösteriyoruz. Yurt dışından gelen bazı mikolog veyahut da mantar severlere de bu bölgede bilirkişilik yapıp onlara bölgemizdeki mantarları gezdiriyoruz ve tanıtıyoruz. Aynı zamanda her yılda bir kamp düzenliyoruz. Dışarıdan gelen sizleri de davet edeceğiz. İnşallah sizler de gelirsiniz. Ücretsiz kamplar düzenliyoruz. Geleneksel okçuluk sporuyla da uğraştığımı değerli arkadaşlar, bizi takip edenler bileceklerdir. Okçuluk yapıyoruz. Beraber yemekler pişiriyoruz. Beraberine mantar topluyoruz. Güzel ücretsiz kamplar yapıyoruz. İnşallah bunun davetini de sizlere yapacağız. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle bizler sadece arılar üzerine değil, bu bitkiler, mantarlar, diğer güzel ürünler ve canlılar üzerine de araştırmalar yapan olarak bir doğa severim. Aynı zamanda
bir aktivistim. Yaklaşık her yıl 1000'e yakın fidan dikmeye şahsım adına önem veriyorum ve gayret gösteriyorum. Evet, ülkemizde ise biraz her meslektaş adayımı da bu fikre elbette sokamam. Ama hemen onu kötüleme, o işi güzel yapamıyor, bu şunu yapamıyor. Bizim kendi çalışma yaptığımız kovanlarımıza dahi eski kovanlar, yeni kovanlar, üstü çadırlı, altı boş olan ya da polen tuzaklı, onlara bile hemen laf atılıyor. İşte böyle arıcılık mı olur? Bizler çalışma yapıyoruz. Sizlerin önceliği en çok balı üreten sizler için birincidir. Kabul ediyorum. Bunun için benim için problem yok. En çok polen üretmek önceliğinizdir. Hatta zehir kullanın, körük olarak kullanın, varroa ilacında en dehşetli zehirleri kullanın. En çok balı ben ürettim diye övünün. Bu benim için sorun değil. Bizim önceliğimiz akademik çalışmalara yön vermek ve bunların testlerini yapmak. Ve şahsım adına öncelik, ben bir bilimle uğraşırken bu beni eğer ilime götürmeyecekse, ilim ile bilim farklı bir şeydir benim gözümde. İlim işin içinde eğer Rabbim olmayacaksa, onun vermiş olduğu bu nimetleri ben göremeyeceksem ve onları o gözle bakamayacaksam, ben bu bilimi de istemiyorum değerli arkadaşlar. O yüzden benim için bilimle ilim aynı paralellikte olmalı. Yani benim için önceliğim, burada onu da gelmişken yeri söyleyeyim, Rabbimin rızasını kazanmak. Benim adetlerimdendir. Bazen polen yiyoruz, videolarımızı çekiyoruz. Eleştiriler oluyor. Ben hoşgörüyle bakıyorum. Benim tavrımı da biliyorsunuz. Bismillah dedim diye rahatsız olan, Allah razı olsun dedim diye rahatsız olan bir kitle de var. Bana çok hakaretler eden, ben bunların hiçbirisine cevap vermiyorum, karşılık da vermiyorum. Sadece bir kişiye, sadece şu ana kadar, o da benim için çok büyük bir değerime küfür tarzında olduğu için farklı bir mahkeme hukuk yoluna gittik. Onun haricinde şahsıma her türlü eleştiri yapabilirsiniz. Ben çünkü eleştiriyi de açayım. Bizler burada uygulamalarımızı yaparken asla şöyle bir şey kullanmıyoruz. En doğru yöntem bu ve kesinlikle bunu yapacaksınız. Asla demiyoruz. Diyoruz ki bizler çalışmalar yapıyoruz. Benim kullandığım yöntemler bu. Sizlerin de nedir bilemiyorum. Her fikre saygı duyuyorum. Hatta önerileriniz varsa buyurun, videolarımızın altına da yorum yapabilirsiniz. Katkı sağlayabilirsiniz. Bizler çalışmalarımızı şu an döküm halindeyiz. Değerli arkadaşlar, yine beraberinde kovanlarımızı, kısmetse Mayıs ayında bahsettiğimiz gibi çalışma sonuçlarımız çıkacak. Tekrar etmek istiyorum. O çadırlı, çadırsız, polen tuzaklı, ters, yönü böyle, yönü şöyle, hangi tavırda daha başarılı verim elde etmişiz, bunları size grafik olarak vereceğiz. Mayıs ayında da kısmetse kovanlarımızı farklı renklere boyayacağız. Onları da size yayınlayacağız. O zaman belki gözünüze biraz daha hoş da gelebilir. Çalışma sahamızdaki kovanlar için söylüyorum. Yani renk çalışmasını da yapacağız ki hangi kovanda hangi renk algı, yığılma, çünkü arıcıların en büyük sorunu olan biri yığılma da yapabiliyor. Öndeki kovanlara arılar yığılma da yapabiliyor. Bunları gözlemlemek, hangi kovanda daha verim artırabiliyor, renk çalışması yapacağız. Yaklaşık 10 ile 11 arası bir renk oluşturacağız. Kovanların gelişim süreçlerini, testlerini yapacağız. Bunları zaten sizlere daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, bu vesileyle bahsettiğim gibi, yani benim için videolar paylaşan, arıcılık adına bir şeyler vermek isteyen, bir şeyler anlatmak isteyen herkes değerlidir. Abi senin için şu kişi şöyle dedi, bu kişi böyle dedi, hepsine hakkımı helal ediyorum. Hiç de onlara takılmıyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Sadece gıyabımda konuşuyorlar. Sağlık olsunlar. Bizler vazifemiz hiçbir şeyi özendirmeden doğrusunu anlatmaya çalışmak. Tekrar etmek istiyorum. Ufacık bir meseleyi dahi bir değerli aracı meslektaşıma fayda sağlayacak bir şekilde ulaştırabilen bir değerli aracı dostum varsa, hepsinden Allah razı olsun. Halen ben ellerimi çırpıyorum, arıya oğul verdiriyorum, o benim sesimi duyuyor, beni duyuyor diyen birçok arıcı ve arkadaşımız var.
Oysa ki arıların kulakları dahi yoktur. Arılar sağırdır ama anlatamıyoruz. Değerli arkadaşlar, tekrar etmek gerekirse arıcılar olarak özellikle ülkemizde birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize yardımcı olalım. Birbirimizin emeklerine özen gösterelim. Dikkat etmişsinizdir belki ama ben bu konuya çok hususi dikkat ediyorum. Özelden o kadar çok hakaretler, bazı ilaç firmalarından, bazı gıdalardan o kadar hakaretler geliyor ki. Çünkü diyorum ki, arılarınızı, arı ürünlerinizi arıcıdan alın. Onlara destek olun. Onlar yok olursa hiçbir şey kalmayacak. Biber de alamayacağız, domates de alamayacağız, hiçbir ürünü alamayacağız. O yüzden arıcılarımıza destek olalım. Ürünlerimizi ondan alın. Ben hep tavırım her zaman arıcıdan yanadır. Ve hepinizde samimiyetimle söylüyorum ki çok seviyorum. Ufacık bir meseleyi bile öğrendiğim bir arıcı benim her zaman ustamdır. Bu diğer arıcı meslektaşımızın açığını bulup onu aşağı çekmek, ona hakaret etmek, bu üsluplardan uzak kalmak işin en güzel tarafı. Ve arıcılığımızı ne kadar doğal yöntemlerle varroa ilaçlarını yaparsak o kadar harika olur. İnşallah bir iki hafta sonra doğal varroa mücadeleleri noktasında da ya da tüm varroa mücadeleleri nelerdir onlarla ilgili bir videomuz olacak. Onları da takip etmeyi sakın ihmal etmeyin. Bu vesileyle Azerbaycan'dan birçok dostumuz yazıyor. Hepsine selamlar. Ve aynı zamanda Irak'tan, yine beraberinde Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan yazan dostlarımız var. Almanya'dan, yurt dışından hepsine selamlar olsun. Onları da buradan kucak dolusu selamlar. Çünkü hepsinin bende yeri ayrı. Bizler işimize bakalım. Daha güzel neler yapabiliriz? Daha doğal nasıl ürün elde edebiliriz? Bunların mücadelesini vermek yerine bu nefret söylemi inşallah biter değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ben başka bir konuya tekrardan sizlerle değinmek istiyorum. Bu arada birkaç soru soruluyor. Bunlara da cevap verme gayretindeyim. Onlardan biri çok ilginç, defalarca kez sorulan bir soru var. Biz dedem önceden diyor ki, dedem arıya tavuk eti koyuyor. Pişmiş tavuk etini kovanın üstüne koyuyor. Yesin diye. Ve arı da bunu yiyordu diyor. Değerli arkadaşlar, böyle bir durum yok tabii ki. Arıların sadece kıskacı diye tabir ettiğimiz ağız yapısı mevcuttur. Çiğneme, yani bizim bildiğimiz eşek arıları gibi, sarıca arılar gibi bir etçil değillerdir. Tabii ki geçmişte bizim dedelerimiz eşek arılarını, sarıca arıları, tavukları yerken, pişirdiğimiz tavukları biliyorsunuz hemen sarıca arılar gelir. Beraberine balık temizlerken kokuyu çabucak alırlar gelir. Bunu gördüklerinde bu arılar yiyorsa bizim bal arıları da yiyordur düşüncesiyle bunu koyuyorlardı. Arı temiz bir hayvandır ve bunu hemen dışarıya atma refleksi gösteriyor. Temizleyip dışarıya attığında ise arıcı arkadaşlarımız bunu yediğini sanmışlar, abilerimiz, dedelerimiz. Oysa arıların çene yapısı bile yok değerli arkadaşlar. Sadece kemiğini orada görünce arılar çok güzel tavuk eti yiyor deyip tekrar tekrar her seferine vermişler. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Asla arılar, bal arıları tavuk yemez değerli arkadaşlar. Sarıcı arılar etçildir. Bazı yaban arıları etçildir. Hatta kovana girerler, yavru arıları çalarlar, kendi arılarına yedirirler. Daha larvayken koparırlar, alırlar, götürürler. Kendi arılarına yedirirler. Biraz bu konuda yamyamdırlar. Evet, bana en çok sorulan ilginç sorulardan biriydi. Tavukla arılar hiçbir zaman tavuk eti yemez. Bal arıları etçil değildir değerli arkadaşlar. Evet. Kış döneminde ne verelim? Arılar kek verirsek susatır diyorlar. İşte şurup mu verelim? Açalım mı? Bakalım mı? Ne yapalım? Bununla ilgili bazı sorular sorulmakta. Yer yer bunları kendi lisanımızla anlatmaya gayret gösterdik değerli arkadaşlar.
ortalama mevsim sıcakları 15 derecenin altına düştüğünde artık kış dönemine girdiğimizin bir delilidir değerli arkadaşlar. Ve bunlarla ilgili sonbahar kış bakımlarını çok acil yapmalıyız. Kış ile gece sıcakları 10 derecenin altında da olmaması farkına da çok dikkat edeceğiz. 15 derecenin üstünde kovanlarımızı gündüzleri açabiliriz. Fakat bu dönemde sürekli kovanı açmak, merak edip açmak, içeride hem ısı kaybına hem de salkımda olan arıya zarar vereceğinden dolayı onu huzursuz edip maalesef bazı kış kayıplarına sebebiyet verebiliriz. Bu dönemde havaların iyi gitmesi maalesef pek iyi değil. Havalar, sıcaklıklar ülkemiz genelinde ortalamaların çok üstünde. Arı tam salkıma geçemedi. Salkıma geçiyor fakat havalar iyi gidiyor, salkımı bozuyor, hareket ediyor. Kinetik bir hal alıyor ve enerji tüketiyor. Dışarıya gidiyor, bazen geri dönemiyor ya da ömründen yiyor. Bu sebepten dolayı bahar ayında ciddi arı koloni kayıpları beklenmekte. İnşallah olmaz tabii ki. Bizler geçmiş dönemlerden de biliyoruz. Birçok defa kendi aklımızla bu sorunun büyük olduğunu düşünüyorduk. Fakat neticesine baktığımızda her şey bir şekilde yoluna tekrardan giriyordu. İnşallah yine de o şekilde olur. Uygun havalarda kolonimize kek, şurup verebilirsiniz. Kek arıyı susatır diye birçok susatır mı? Versem sakınca olur mu? Tabii ki keşke önceliğimiz kendi yaptığımız kekler olsa. Arkadaşlar aç kalmasından ziyade keki hiçbir zaman ihmal etmeyin. Ama bu demek değildir ki sadece kek verin dedim. Hayır, önceliğimiz her zaman koyu şuruptan yana olacak. Bu sefer de diyorlar ki koyu şurup verirsem kışın yavru atar mı? Öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Arı zaten kendi canının derdinde. Bir önce bahara çıkıp üreme güdüsünü, üreme yolunu izlemek isteyecektir. Bu konuda da bir endişeye kapılmayınız. 15 derecenin üstüne çıktığı zamanlarda da ortalama sıcaklıklar artık bahar dönemine geldiğimizi gösterecektir. O zaman da bahar bakımlarını hep beraber yapacağız. Allah nasip etsin, ömür versin inşallah. Daha çok güzel günlerimiz olacak. Bizler en güzelini, en doğalını yapmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim gibi ben kendim aynı zamanda zeytin yetiştirmeye gayret gösteriyorum. İlaç olmadan en güzelini. Bakın buralarda ada çayları var. Hemen kameranın burada şöyle kameraman hemen dönerse hemen peşin peşinde göstermek istiyorum. Amcam da şöyle. Evet. Beraberinde başka bitkiler de üretiyoruz. Yine değerli arkadaşlar mantar, doğal mantarlar üzerine bahsettiğim gibi. Aynı zamanda arılığımızın üst tarafında büyükçe bir çadırımız var. Orada da yaklaşık 10 milyona yakın solucan üretip orada da solucan gübresi, doğal solucan gübreleri üretiyoruz. Birkaç veteriner hekim arkadaşımız bu işte burada öncülük yapmaktalar. Yani her şeyin en doğalına, her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Tamam abi, yediğimiz her şeyde ilaç var. Ekmekte, onda bunda. Evet, haklısınız. Ama kendi evimizin önünden başlamalıyız. Biz arıcıysak en çok bu şikayetlerden dert yanmıyor muyuz? En çok bu şikayetlerden dert yanıyoruz. Bizler kendimiz başlayacağız ki başkalarına bir söz söylemeye hal olsun. Tamam ama bal öyle fakat yediğimiz ekmekte de var. Bu bir mazeret değil ki. Biz ne yapabiliyoruz? O zaman fırıncı da aynısını söyler. Manav da der ki ya tamam ama balda da hangi şeyde var? Elmayı satan da der, şu da der, bu da der. Demekle iş bitmiyor. Bakın hastalıklar başladı, ölümler başladı. Arılarda bu zehirli ilaçları kullanan değerli kardeşlerimiz, değerli arkadaşlarımız. Yani keşke bir an önce bunlardan vazgeçilse. Bakın sağlığımıza çok büyük zararlar. Arkadaşlarımızla samimi sohbetler ediyoruz. Diyoruz ki ya nasıl gördün mü? Ölümler başladı, kanser başladı. İnsan hayatında hiçbir şeyin değeri kalmadı. Tabii ki yediğimiz her şey ilaç dostum, görmüyor musun diyor bunu söyleyen arkadaş.
İşte ilaçlar yüzünden ne hale geldik? Fakat aralığına geliyor değerli arkadaşlar. Veriyor ilacı. Veriyor zehiri. Keşke olmasa. Ben bunları söylüyorum diye bana çok kızıyorlar ama. Kızmayalım. Ben vallahi benim ne menfaatim olur ki? Ben size onu kullanmayın, alın şunu kullanın mı dedim. Bir ürün mü gösterdim? Benim niyetim halis ki. Çoluğumuz için, çocuğumuz için, memleketimiz için. Bir önce inşallah her şeyin en güzeline, her şeyin en doğuluna döneriz inşallah. Yine beraberinde invert, hazır şurup verelim mi diye sorulan sorulardan biri. Olabilir değerli arkadaşlar. Tartar ham maddesiyle kendiniz de yapabilirsiniz. İnternette ölçüleri de mevcut. İnvert şurup şu şekilde çok faydalı oluyor. Arılığınızın bir kenarında oluyor. Çünkü iyi havayı her zaman kestiremeyebiliyoruz. Yarın ben arılığa gideceğim. Bu şurubu arılarıma vermeliyim. Ama bir bakıyorsunuz ki hava çok kötü. Gidemeyebiliyorsunuz. Ve birkaç gün geçerse de maalesef bakteri üreyip aynı zamanda ekşime, koku da yapabiliyor. Bu sebepten dolayı invert her zaman kenarda köşede bulunması, hazırda durması bu iş için çok doğru olan yöntemi. Kayıklık şuruplara vereceksek değerli arkadaşlar içerisine çok ot atalım ve az verelim. Çünkü arı bunu çok yavaş çekebiliyor. İçeride gereksiz nem ve içine girip boğulma da yaşanabiliyor. Azar azar üstten buzdolabı poşetiyle verme yöntemine de gidebilirsiniz. Bahsettiğimiz gibi önceliğimiz şurup ama kek de verebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Yine bizlere sorulan sorulardan birkaç tanesine daha hızla bakmak istiyorum. Bizler bu bölgede yaşadığımız en çok sıkıntılardan biri çiftçilerimiz arıların ay çiçeklerini yediğini düşünüyor değerli arkadaşlar. Anlatıyoruz diyoruz ya öyle bir şey söz konusu olamaz. Ben diyor gördüm diyor yiyordu diyor. Diyoruz ki işte Ahmet amca ben Trakyalıyım. Kendi arazimiz de var. Etrafımızda çiftçilerimiz var. Diyorum ki ya Ahmet amca içi yer mi yani? Aynı zamanda ziraat odalarına da kayıtlıyız. Hiç öyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben dedi gördüm yiyor. Anlatamıyoruz derdimizi. Halbuki ayçiçeğinin polinasyonunu sağlıyor. Onun verimini arttırıyor. Bir türlü bu derdimizi Trakya'da bile halen ayçiçeğini bal arısının yediğini söyleyen birçok değerli ziraatçımız var. Buradaki problemler şu, bize çok görev düşüyor. Geçmişte yapılmış bazı şeylere bakıyoruz, hayıflanıyoruz. İnşallah yeni yeni oluşumlar olmakta. Bakıyorum ki bazı birliklerde başkan adayları var ve doğal söylemleri var. İnşallah onlar bir yerlere gelecekler ve güzel şeyler de getirecekler gibi gözüküyor. Allah herkesin de yolunu açık etsin. Üzüm bağı Şarköy tarafında çok meşhur bildiğiniz gibi. Orada da yine üreticiler diyor ki ya ben gördüm diyor yani bunu niye diyor saklıyorsunuz ki diyor. Arı diyor üzümün yiyordu diyor yani emiyordu. Biz diyoruz ki bal arısı hiçbir zarar vermez. Onu yapan sarıcı arı, yaban arısı, eşek arısı orasını kesiyor, yaralıyor. Zaten arıcı arkadaşlarımız bunu biliyor. Açılmış olan yaradan akan friktoz şekerini bal arısı emiyor değerli arkadaşlar. Yani aslında çiftçilerimizin dediği gibi hiçbir zararı yok. Bilakis tam da faydası var. Burada biz kışlatma için birçok arıcı dostumuz var. Onlardan biri vardı. Geçenlerde bahsetmiştik. Mehmet Şirin kardeşimiz Van'dan Adana bölgesine getirmişti. Yüre yere bir sel felaketi oldu. Halen de maalesef bunlar için atılmış bir adım yok. Bunlar için keşke bir fon oluştursa, bir şeyler yapılabilse, bu mağdurların elinden tutulsa, keşke birlikler bunlar için bir gayret gösterebilse. Ama görüyoruz ki hemen paylaşımlarda geçmiş olsun, çok üzüldüm diyenler var, takip ediyoruz ama işte o da oraya koymasaymış, şöyle olmasaymış, böyle olsaymış. Bunlar afet değerli arkadaşlar. Olmaz olmaz bir yangın çıkar. Allah göstermesin. Bizim vazifemiz meslektaşımızın yanında olmak, onun yanında durmak, ona destek olmak ve o arıya üzülmek, oh olsun demek değil tabii ki. Allah
hepimizi ıslah etsin diyeyim. Ne diyeyim? Kendimi de dahil ederek. Değerli arkadaşlar, arılarını kışın bu bölgede de olsa birçok bölgede Ege bölgesine, Akdeniz bölgesine taşıyan değerli arıcılarımız var. Çünkü orada biraz daha kışlar ılıman geçmekte ve arılar daha sağlıklı bir şekilde kışa çıkıyor. Baharda da meyve ağaçları çabuk çiçek açtığı için fruktoz nektarı çabuk geliyor ve arılar yavru atımına çok çabuk başladığından dolayı kendi bölgemizde de birçok bölgemizde de hem Ege hem de Akdeniz'e kamyonlarla köylere arılar taşınıyor. Bu işten geçimini sağlayan bazı köyler de var. Bize çok soru soruldu. Abi biz de götürsek mi? Değerli arkadaşlar, aslında yeni yeni gelişmeye başladı. Avrupa'da var. Ülkemize de başladı ama biraz daha kayıt altına almak lazım. Arılarınızı köye götürüyorsunuz. Muhtarlık size makbuz veriyor. Şu kadar para ödüyorsunuz. Orada kışlıyor arılarınız. Ve bir de bekçi tutuluyor. Bekçi de onları dolaşıyor. Yani çalma riskine karşı. Şu an yapılıyor ülkemizde Muğla taraflarında bildiğim kadarıyla. Datça taraflarında. Böyle köyler var. Arılarınızı oralara götürüp oralarda kışlatma yapabiliyorsunuz. Ama bunu biraz daha profesyonel bir hale getirmek daha da güzel olacak inşallah. Kışlatma kayıpları daha da az yaşansın diye. Az önce bahsetmiştim. 15 derecenin altı ortalama sıcaklıkları gördüğümüzde sonbahar kışa girdik. 15 derece sıcaklıkların üstünü gördüğümüzde de artık biz bahara geldik. Bu ayrımı ne zaman sezon, ne zaman diye soranlar olmuştu. O şekilde de bu ayrımı sizlere bahsetmek istedim. Değerli arkadaşlar, bizlere en çok sorulan sorulardan biri de nedir? O da şu, yavru çürüğü hakkında. İşte en ufak bir şey gördüğünde bana özelden yazıyorlar. Çünkü Facebook gruplarına yazıldığında kendilerini ilan etmiş gibi olacaklarına dolayı. Abi benim kovanlarımda yavru çürüğü var, ne yapmalıyım? İşte ben mahvoldum. Abi arımda varroa gördüm, ne yapmalıyım? Sanki arısı, çok özür dilek söylüyorum, kansere yakalanmış ya da inanılmaz bir hastalığa yakalanmış, muzdarip olmuş bir kişi gibi böyle panik yaşıyor. Ben ne yapacağım şimdi abi? Eyvah, varroa gördüm, vallahi gördüm diyor. Gerçekten gördüm, kırmızıydı diyor. Dedim dur sakin ol ya. Ya bir iki varroa, bunlar hiç sorun değil. Hiç endişe yaşama. Bunlarla alakadar hiçbir problem yok. Böyle sorunlar yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Varroa da görebilirsiniz. Bahsetmiştim sizlere daha önce. Avrupa'da bunların, hatta biz Namık Üniversitesi'nde Devrim Hocamızın da Amerika'daki testlerinde kavanoza değerli arkadaşlar örnekleme sistemi yapılıyor. Yani 100 tane arınız mı var? 10 tane kovana yarım kavanozdan 100'er tane değerli arkadaşlar işçi arı atılıyor rastgele. Çalkalanıyor, seriliyor siyah bir örtünün üzerine. Varroalar beyaz bir örtünün üzerine. Beyaz bir dosya kağıdı da olabiliyor. Varroalar sayılıyor. Eğer 11'den fazla ise varroa uygulamaya değer gözüküyor. Hatta doğal yöntemi dahi uygulamaktan imtina ediyorlar. Bizde ise önlem olsun bile diye varroa uygulaması yapıyoruz. 1-2 varroa görmüşüz. Vallahi dert değil değerli arkadaşlar. Şimdi benim arım öldü diyor. Fotoğraflıyorlar Facebook gruplarında. Abi benim arım acaba sebebi nedir? Başka bir şey bildiği olmadığı için değerli meslektaşımızın hemen varroa, ya arkadaşlar bu kadar değil, vallahi değil. Tabii ki mücadelemizi yapacağız. Bizler dönemde hatırlıyoruz ki bazen böyle testler yapıyoruz. Van'da, Erzurum'da çok iyi hatırlıyorum. Çıtalar alınırdı çok evvelki yıllarda böyle ellere çıkardı. Varroa odur. O zaman yapılması gereken uygulamalardır. Şimdi önlem olsun diye kovanlar pırıl pırıl olacakmış. Abi yaptım hiçbir tane yok. Bir daha yapıyorum bir daha var. Basıyorum zehiri bakıyorum bir daha var. Basıyorum zehiri bir daha yapıyorum bir tane daha var. Bitmez ki. Artık zehire de bağışıklık sistemi oluştu. Yine anlattıklarımıza tekrar tekrar geri dönüyoruz ama ya bir yerde artık başka şeylerin değişmesi lazım. İnşallah bir diğerki programımızda hiç muhalefet de etmeden tüm varroa mücadelelerini sizlere anlatacağız değerli arkadaşlar. Doğalını da, zehirli ilaçlı olanını da anlatacağız. Ruhsatlı yöntemleri de anlatacağız. Hepsini anlatacağız. Ya da ne yapmalıyız? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Evet, yavru çürüğü konusunda ben mahvoldum, bittim. Kovanımda yavru çürüğü oldu. Bakıyorum, tabii arıcımız duymuş. İşte kürdanı sokuyorum. Uzarsa
Amerikan yavru çürüğü uzamazsa Avrupa yavru çürüğü, tamam, teorikte bu doğru. Ama değerli arkadaşlar, bizde bu o kadar arıcımız arısına bakmıyor. Arısı 3 çıta, 10 çıta var. Üşümüş arı, yavru çıkaramamış, saramamış, adi yavru çürüklü olmuş. Yani o peteği alsa, başka güçlü koloni verse söküp atacak. Abi diyor, mahvoldu. Öteki arıcı arkadaşımız da bir yerden bir şeyler duymuş. Hemen kovanı diyor yak. Gözümün önünde bir video yayınladılar. Özelden atlar değerli arkadaşlar. Kovanı cayır cayır yaktılar. Abi ben Amerikan yavru çürü oldu, kurtuldum. Gözlerim doldu. Dehşete kapıldım. Dedim ya ne yaptınız ya? Ya bu öyle bir şey değil. İşte ama beni böyle dediler, korkuttular. Baktık uzuyordu. Ya arkadaşlar, üşümeden dolayı yavru çürüklü olabilir. Bizim hatamızdır. Bunları telafi etme yöntemleri var. Arıyı sıkıştırmak, sarmak, ısısını çoğaltmak. Biraz sorulabilir. Sadece ben değilim ki. Bakın beni de eleştiren, bana da muhalefet yapan, kendini Türkiye'de en iyi arıcı benim diyen, onları boş verin, beni de dahil ederek bunlara, onları dinlemeyin, beni dinleyin, en çok beni dinleyin diyen değerli arıcı arkadaşlarımız var. Şakası bir yana, onlara da sorun. Sorun, benim için gerçekten hepsi değerli. Arkadaşlara sorun, fikir alışverişi yapın. Ama bir diğer arıcı hemen yanındaki arkadaşına sormuş, hemen kovanı yaktılar. Gözümün önünde arılarla beraber yandı, videosunu çekmişler. Evet, teorikte kürdanı soktunuz, çıkardınız. Amerikan yavru çürüklü, baktınız ettiniz, koparak geldi. Avrupa yavru çürüklü, koku falan varsa. Ama başka yöntemleri var. Biz adi, basit yavru, üşütmeden dolayı yavru çürüğünü spordan kaynaklı, yani hastalık olarak olan yavru çürüğüyle çok karıştırıyoruz değerli arkadaşlar. Bahsettiğimiz basit yavru çürüklüğü bir hastalık değildir aslında. Aslında bu fikirde olduğumuz birkaç bütün videolar çeken, bir şeyler anlatmaya çalışan değerli arkadaşlarımız, en fikir olduğumuz hemen birkaç net noktadan biri bu olduğu için diyorum. Onlara da rahatlıkla sorabilirsiniz. Kalbiniz müşteri olsun. Değerli arkadaşlar, benim için biraz derdimizi anlatabildiğimiz, neler yapabildiğimiz, burada hangi çalışmalar yaptığımız, ben kendimizi biraz çalışmalarımızı övmek adına bahsetmek istemediğim, fıtratından gereği, yapımdan gereği, bak biz böyle güzel işler yapıyoruz, şunları yapıyoruz, kovanlar bu yüzden ters, bu yüzden çalışmalar yapıyoruz, benim şurada darılarım var, burada darılarım var dememek adına yapmadık ama bazı özel hususi sorular ve Facebook'ta bazı dönen şeyler oldu. Dedim ki ben hepsini hakkımı helal ettim. Benim için hepsi değerlidir. Onlara bu durumu izah etmek için hem de sorulan birkaç soruya cevap vermek hasebiyle bu programı da bu şekilde yapmak istedik. Allah ömür verir de nasip ederse ki bir dahaki programımızda Varroa uygulamalarıyla hakkında da bazı mücadelelerimiz ve işlemlerimiz olacak. Bu arada yönetmenimiz toplayalım diyor. Benim dikkatim dağıldı. Bana değerli arkadaşlar, dedelerimden öyküler anlatan sepet arılarımız var burada. Birazdan Kerem kardeşimiz detaylarını alacaklardır onların. Bu soğukta yine video çekimlerinde bana yardımcı olan Kerem Aslan kardeşime, yine değerli amcama çok teşekkür ediyorum. O da detay çekimlerini alıyor, yan çekimlerini alıyor. Amca teşekkür ederim. Kerem kardeşim sana da teşekkür ederim. Hava çok soğuk. İnanın ben de ellerimi zor tutuyorum. Ve bana aracılığı bu şekilde sevdiren canım anneme, daha çocuktuk, evimizin önünde vardı, çomak sokardık, içeri kaçardık, arılardan hızlı kaçma oyunları oynardık, sepet arıları. Babama teşekkür ederim. Görmediğim dedelerimi nasip etmedi. Fakat Makedonya'dan göç eden çok sevdiğim rahmetli babaannem, kendi dedelerinin, dayılarının arılarını, yüzlerce arılarını neler yaptığını, nasılsa onlardan bal aldıklarının öykülerini anlatarak büyüttü bizi. Biz de şimdi sizlere onları anlatabiliyoruz. Rabbim rahmetinle muamele etsin inşallah hepsine. Sizlerden de Allah razı olsun. Kardeşinizi samimi bulduğunuzu ve beni dinleme zahmetinde bulundunuz. Çok teşekkür ederim hepinizden. Eksik olmayın. İnşallah daha çok çok beraber bilgileri beraber yaparız. Benim her zaman bir üslubum var.
ben bu uygulamayı yapıyorum ama hiçbir zaman tek doğru budur demiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizler ne yapıyorsanız sizlere de gösterin, beraber öğrenelim. Hatta bu videolarımızın altına abi ya da arkadaşım fark etmez Soner de diyebilirsiniz. Şöyle de yapsak daha güzel olmaz mı diyebilirsiniz. Ben her türlü eleştiriyi de açarım. Beni kardeşiniz biliniz. Sağlıcakla kalın hepiniz. Allah'a emanet olunuz.